Var ya bu. Bu bütün enerjini, bütün şeyine enerji verir sana. Kötü şeyler alır, güzellikler verir, güç verir insana. Yaradan'ın güzel yarattığı ağaç. Ben en sıkıntılı zamanımı hep de zamanımı burun dibinde buldum. Nasıl geldiğimi de bilmedim. Ama burun dibinde aklım başıma geldi. Yaralar kapanır mı? Bak bu ağacın mesela bak burasını kesmişler. Ağlıyor zavallım. Ağlıya. Bak kolayla yara kapanmıyor işte böyle. Kesmek çok kolay. Basit kes. Ama o yarayı kapatmak çok zor. Hepimizde işimizde de işte. Mesela kırıldıysan, yaralandıysan kapatmak zor. Ama yara olmadı mı yükselmek çok güzel. $5 milyonluk satış yaptım. Yani 5 liralık şey ya. Ya milyon deneyi diyor o zaman. Yağmur çok yağıyor ama yine de insanlar piknik yapmaya geliyor. Şu an 5 tane araba var. Buranın havası çok güzel. Benim sağlığıma çok iyi geliyor. Kaz Dağları'nın Eybek Hanlar mevkii burası. Havran hudutları içindeyiz. Doğa yok ediliyor. Mesela doğa kirletiliyor. Mesela bu maden açıldıktan sonra, 2 sene sonra mesela havanın esintiyi olan yerlerde ne doğru düzgün armut olmaya durdu, ne doğru düzgün asma üzüm olmaya durdu, ne doğru düzgün incir olmaya durdu mesela. Günden gün şimdi kapandı burası. Ama tabii bir ağacı yok edebilirsin ama çabuk yetiştiremezsin mesela. Şimdi ben hadi her gün yok edeyim burayı. Yetiştir bakalım yetiştir. Bu ağaçlar olmazsa burada yaşanır mı Allah aşkına? Çorak'ta kim yaşar? Doğayı koruyalım diyorum ben, doğayı sevelim diyorum. Bir ağaç dalı incitmeyelim. Bir 6 kardeş arasında dar gelirli, çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Ben hiç unutmuyorum, bazı parası olanlar da top alırdı. Biz top alamadık ve bezlerden sıkıştırıp top yapardık, top oynardık. Ben çocukluk yaşamadım gibi bir şey. Kendimi bildim bileli işin içindeyim. 5 yaşında çapayı vermişti elime. Bayram, seyran, köyde davullar çalırdı. Biz çapa kazardık, öyle büyüdüm. Bir gün olsun bir büyük desteği görmedim ben. Eşim 2000 krizlerinde iflas ettik. Zeytincilik yapıyorduk biz. Dalında alıp işliyorduk. 95'te muhtar oldu. O muhtarlık süresince işini takip etmedi. Çok güvendi ona, buna çok güvendi. Zaten yoktan var olmuştuk. Hele ben kendim gece gündüz çalışırdım. Yani gündüz tarla, akşam mesela ev, zeytin ele. Ben hayat sağlığımı kaybettim. Dizlerim tutmadı benim. 1 yıl dizlerim tutmadı. 2 adım atıp düşüyordum. 1 sene yatakta yattım ve kimse kalmadı çevremde. Daha önce geldiğim yerin Gülsüm geliniydim. Çünkü koşturuyordum herkese böyle. Çıktığım yerin Gülsüm'üydüm, kızlarıydım. Ama sağlığımı kaybedince kimse kalmadı. Yatakken hep düşündüm ne yapabilirim? Tarla bahçe gidecek, çalışacak güç yok. Nereye? Yani dizler bükülmüyor. Düşüyorum, oturup kalkamıyorum. Eşim benden daha çok depresyonda, iflas ettiği için. O benden daha çok depresyonda, hiçbir iş yapmıyordu. Hadi tarlaya gidelim, ondan o borç mu ödenir, oraya gidelim, ondan borç mu ödenir? Dedim ki ben bir sepet alsam elime, ekmek alırım, zeytin alırım, yol boyuna çıkar piknikçilere falan bir şeyler satarım. Eşime dedi, ben dedim çıkacağım dedim. Artık kendime de böyle yavaş yavaş yürümeye durdum. Çünkü bir sağlık güvencem yok, para yok, pul yok, iflas etmişim, bir şey yok. Yani yiyecek ekmeğe muhtaçsın. O zaman dedim ki eşime, ben dedim çıkacağım dedim, yol kenarında yedim, zeytin dedim, ekmek falan satıp geleceğim dedim. Ooo, kışım indirdi. Sana ne derle yol kenarında, kime ne satacaksın? Olsun dedim, denemekte yarar var dedim. Ben yanlıştan korkarım, herkesin dediği bana alakadar etmez dedim. Ben attığım adımdan emin oldum mu, kim ne derse desin bana. Ve kavga ediye de çıktım. Çıkacağım, evde aradım, evde 1 TL'yi bulamadım. 1 TL yol parası, düşünün 2001, 2002, o yıllar 50 kuruşa gelip 50 kuruşa dönüyordum. Ben o gün 1 TL'yi bulamadım. Arkadaşım var mahallede, çok sevdiğim arkadaşım. Ona indim.
Dedim arkadaş dedim sabahların hayır olsun dedim. Hayrola dedi. Dedim bana dedim 1 TL verir. Sepet hazırladım yola çıkacak param yok dedim. Hemen çıkardı verdi 1 TL'yi demir para. Ve ben sepeti alır almaz zoruna ayakla da ağrıya mağrıya düşemezse çıktım. Geldim şuraya piknik alanı var yakında. İndim arabadan baktım bekçinin dumanı tütüyor şeyde. Bekçinin penceresinden vardım. Hayırlı işler dedim. Ben dedim bir dedim masa kiralayabilir miyim dedim. Dedim ben dedim bir şeyler satmak istiyorum burada dedim. Bana nasıl biliyorum bağırdı çağırdı dedi nasıl bir şey satamazsın dedi yasak dedi bilmem ne dedi. Karşısına durdum asker gibi tekmil verdim. Ben Çamcı köylüyüm. Ben filancanın kızıyım filancanın eşiyim filancanın geliniyim. Ben dedim bugün buraya çıktım buradan dedim geri gitmeyeceğim. Bugün mutlaka bir şey satacağım burada dedim. Neyse hadi o zaman dedi masayı çıkardı ana yol kenarına. Örtü yok bir şey yok. Açtım ben şey var. Buyurun ekmeğim var. Buyurun işte yaprak dolması yapmışım. Buyurun içeyim. Kimse kâle almıyor. Akşam saat 5'e geliyor. Sepeti toparladım. Ben hiçbir şey satış yapmadım ama şu eşarbımı böyle gözümün önüne eğdim ve gözümün yaşını kimse görmesin diye. Ben öyle hazır otobüs beklerken hızlı şekilde bir araba girdi piknik yerine. Bak saat 5 akşam artık yani. Kimi mangalı yaktı, kimisi masa hazırlarken bir kargaşa koptu ekmek unutmuşlar. İşte nasıl unutursun bu vakit işte ekmeksiz yenir mi? Nereden gidip ekmek alacaksın? O zaman nedense cesaret geldi herhalde. Uzaktan seslendim. Bakar mısınız dedim. Beğenirseniz dedim. Bende ekmek var dedim. Hemen koşarak geldiler eşiyle bir çift. Geldi ben boş şey çıkardım sepetten. Açtım bazlamaları görünce benim. Bir mutlu oldu. İyi ki unutmuşuz da bizi böyle bugün ekmek çekmişti bu vakit. Ve 4 TL'lik ekmek sattım bize. Benim ilk günüm. Unutmuyum diyorlar. Unutulacak bir şey değil yani bu. 4 TL. Giderken hemen arkadaşım 1 TL'sini verdim. 2 TL'sini eşime verdim. 1 TL'sini yol parası ayırdım. Sonra bir gözleme sacı parası topladım. Dedim bir gözleme sacı al bana. Gözleme yapmaya durdum. Lokma yaptım. Bekçi gülerek geldi. Oo ana dedi sen buraya bereket getirdin ama ben evden çıkarken hep Yaradan'a yalvarırdım. Allah'ım utandırma beni. Allah'ım sen koru beni. Allah'ım sen yalnız bırakma beni. Yoldan geçen duruyor. Araba duruyor. Ana bu yol nereye gider? Ana yağın var mı? Ana tuzun var mı? Çubacıya söylen demişler. Çok güzel bir turizm öncesi. Hitabı çok güzel insanlara. Güzel de bir hizmet. Olduğu yere bir kulübe yapsın. Ama yok, tahta yok, para yok, pul yok. Neyle kulübe yapacaksın? Yağmur yağıyor, çamın altındasın. Naylon alıyorum başıma. Yağmur gidiyor ama çamdan dökülen şey un, Urfa böyle şey yani perişan bir halde. Hurdacılardan bir çıkma çay ocağı bulmuş. Şimdi onu diyorlar ki onu kaldır. Onun yeri başka diyeyim ben de. İşte benim bu ilk ekmek teknem. Bunun ayrı bir zevk şeyi vardır, anısı vardır bende. Vallahi hurda da olsa atamıyorum. Elimden gelse imkanım onu ben daha değerlendirip şey yapıp onu bir satış yeri yapmak istiyorum. Çünkü bunun içinde buldum bereketi. Yani hayata bunun içinde tutundum yani. Yalnız olduğum için mesela kapısından giriyorum işleniyordum. Burada şey penceresi. Bakıyordum hemen gelen giden var. Kapıyı anahtarlıyordum. Buradan pencereden hitap ediyordum herkese. Hayat öyle kolay değil işte ya. Sonra çok geçmedi. Bir sefer çık haberi geldi. Ya bekçi geldi. Dedi ana dedi sana dedi o kadar da alıştım ki dedi. Sen dedi ayrı bir dedi bir insansın. Ama dedi bura dedi satılmış. Sana alan kişi burayı terk etsin diyorlar dedi. Bana eşim diyor ki dön geri. Yok diyorum dönmem geri. Ancak kendime geliyorum. Ancak eve ekmek parası gidiyor. Bir de insan doğa insanı tedavi ediyor. Çamlara bak, gelenlerden gidenlerden yani böyle bazı şeyleri beyninden atıyorsun yani. Baktım evler yakın. Her tarafı açık. Dedim eşime büfeyi dedim oraya çıkaralım. Soralım tarla sahibine falan. Tarla sahibine sorduk. Benim tarlama sahip olun yeter demiş. Jandarmaya başvurduk. Biz ablayı bir senedir tanıdık. Ona telefon al demişler. Ormana başvurduk. Bizimle alakası yok oranın demişler. Böyle çıktık, bir bez çadır kurduk. Bir taraftan azıcık böyle çapayla bahçe yaparaktan suyumuzu kendimiz çıkarttık sonra. Hani senin vergi lafın dendi. Vergiye hemen götürü vergiye tabi olduk. Bir sefer ruhsat dediler. Ona başvurduk. Keyfinden çıktın bilmem yani sen bu işi seçtin. Öyle değil. Hayat seni zorluyor. Yok çünkü yokluk içindesin. Sanki insanların sana bakış açısı sanki. İflas ettiyse gittik. Borç bizimse bizim. Bir başka birinden istemeyecekler bizim borcu. Biz ödeyeceğiz. Demek ki şöyle diyeyim, her ailede aileyi ayağa kaldıracak biri çıkarmış. Bizim ailenin de beni seçilmişim yani.
Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Afiyet olsun. İyi olmuş mu yemekler? Et güzel pişmiş mi? Pişmiş. Erken kalktım. Evet. 5'te fırına koydurdum. Allah sizden de razı olsun. Böyle bir günleri yaşamak nasip etsin herkese. Ben kadınlığımdan mesela gurur da duyuyorum. Tabii herkesin bir de dayanma gücü var. Belki ben güçlüyüm, dayanabildim ama dayanamayan insanlar çok. Ne bileyim ben kapısında işçi gibi görüyor yani. Çok bir kimse öyle görüyor. Yani o bana hizmetkar olarak görüyor yani erkekler. Biz bir Türk kadını olarak eğer ayağımızın üstüne sağlam basıyorsak, yaptığımız işten eminsek bütün bayanların yolu açık olsun. İlkokul mezunuyum ama çok kitap okumayı çok severim, araştırmayı çok severim. Her akşam yatmadan yatağıma girdim mi mutlaka uykum gelince kadar kitap olur öyle uyurum. Yaradan beni hep güzel insanlarla karşılaştırınca bu hale geldik. Kendini bozmayacaksın. Kötü düşüncelerden kendini arındıracaksın. Yaşım 68 yaşındayım şu an. Bana biri kötülük de yapsa ben ona kötülük düşünemedim. Her girip çıkana dua ederim. Ben içeride mutfakta gözleme açarım, hamur yaparım, yemek yaparım. Şöyle kapama çünkü yani dışarıdan gelenleri, kapıdan girenleri gördüm, çıkanları gördüm. Derim ki Allah'ım yolunuz açık etsin. Allah sağlıklı sağlıklı tekrar böyle tatillere çıkmak nasip etsin. Hayatta yalnız yaşam yok. İnsan insanla var yani. Sevgiyi paylaş, yemeği paylaş, sohbeti paylaş, bu havayı paylaş. O zaman güzel oluyor. Kimisinin ablasıyım, kimisinin anasıyım. Sanki kardeşimmiş, abimmiş, babammış, evlatımmış. Ben hep o gözüne, daha da öyle gözüne bakıyorum. Sevgiler karşılıklı oluyor işte. Yani bu güzel bir şey. Yani bir insan hayatına dokunabilmek kadar güzel bir şey yok.